Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu weil setse. Bu dersimizde arkadaşlar weil yani çünkü ile ilgili çalışmaları yapıyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Weil neydi arkadaşlar? Weil hatırlayacak olursanız çünkü demekti değil mi? Burada neden sonuç ilişkisi kuruluyordu weil cümlesiyle. İsterseniz ilk örneğe bir bakalım. İlk örnekte farkındaysanız arkadaşlar karışık bir şekilde cümlelerin öğeleri verilmiş. Bu cümleleri arkadaşlar daha doğrusu her iki cümleyi tek bir cümle haline, tek bir formata getirmemiz gerekiyor. Ve neden sonuç ilişkisini kurmamız gerekiyor. Şimdi parça halinde öğeleri ayrılmış olarak görüyorsunuz cümleyi. Öncelikle bir anlamlandıralım. Onun ardından bu weil cümlelerini bir kurmaya çalışalım. Burada Hans, evet neydi? Hans erkek ismiydi öyle değil mi? Heute neydi? Bugün demekti. Kommen mastar halde yazılmış değil mi? Kommen neydi? Gelmek demekti. Spät geç değil mi? Bakın burada bir cümlenin oluşması gerekiyor. Bu bir cümlenin yapıları. İkinci cümleye bakalım arkadaşlar. Evet, Arbeit neydi Arbeit? İş demekti. Öyle değil mi? Haben de sahip olmak, fiil, çok. Dolayısıyla bu ne olabilir arkadaşlar? Onun çok işi var anlamına getirmeye çalışacağız orayı. Buraya da baktığımızda Hans heute kommen spät. Dolayısıyla bu ne olacak arkadaşlar? Bugün Hans geç geliyor anlamında değil mi? Şimdi ben bunu tek bir cümle haline getirdiğimde ne diyeceğim? İki türlü söyleyebilirim değil mi? Zamanı başa getirebilirim ya da Hans özneyi başa getirebilirim. O halde ne olacak arkadaşlar? Hans kommt heute spät diyebilirim. Başka ne diyebilirim? Heute kommt Hans spät diyebilirim öyle değil mi? Evet bu elimizde bir bulunsun. Diğer cümleye bakalım. Arbeit haben ve fiil. Evet bu nasıl bir cümle olabilir? Hat viel Arbeit değil mi? Haben'i ere göre çekmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hat viel Arbeit diyeceğim değil mi? Şimdi arkadaşlar bu iki cümleyi weil ile bir araya getirdiğimizde ne olacak? Bakın burada heute ile başlamış bugün değil mi? Hans bugün geç geliyor diyeceğiz. Dolayısıyla heute kommt Hans spät. Şöyle de diyebilirdik az önce söyledim. Hans kommt heute spät. O da pekala olurdu. Şimdi nedenine gelince çünkü diyeceğiz. Çünkü onun çok işi var. Dolayısıyla weil viel Arbeit hat. Değil mi? Bugün Hans geç geliyor. Değil mi? Çünkü çok işi var. Dolayısıyla heute kommt Hans spät, weil viel Arbeit hat. Evet, buradaki eylemimiz haben ne oluyor arkadaşlar? Çekimlenmiş olarak cümlenin sonuna gitmesi gerekiyor, öyle değil mi? Şimdi ben aynı kalıbı başa taşıyacak olursam, bu da pekala mümkün. O zaman ne yapmış oluyorum? Nedeni cümlenin başına getirmiş oluyorum, değil mi? Çok işi olduğundan dolayı bugün geç geliyor Hans diyeceğiz. Dolayısıyla bakın o yapıyı buraya taşıdım. Tabi tek bir farkla eğer yerine Hans öznesini koymuş oldum değil mi? Dolayısıyla weil Hans viel Arbeit hat. Bakın Hans'ın çok işi olduğundan dolayı değil mi? Weil Hans viel Arbeit hat virgülle ayırıyorum. Bundan sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Eyleme getirmem lazım. Kommt heute spät değil mi? Kommt heute spät'i ne yapacağım? Bu cümlenin içerisine yerleştirmem gerektiğinden dolayı eylemle devam etmem lazım. Dolayısıyla virgülden sonra ne gelecek? Kommt heute spät demem lazım. Demek ki bu cümleyi toparlayacak olursak weil Hans viel Arbeit hat kommt heute spät. Yani Hans'ın çok işi olduğundan dolayı bugün geç geliyor demiş oluyoruz. Öyle değil mi? Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Sonraki örnekte evet Steffi müde sein. Evet Steffi bu bir kadın ismi.
Müde sein, bu da yorgun olmak demek arkadaşlar. Farkındaysanız bunu mastar halde verdim. Bir taraftan bunu yaparken, while cümleleriyle çalışırken, diğer taraftan da fiillere de bir nasıl çekimlendiğini şöyle bir hatırlama maksatlı mastarda yazmayı doğru buldum. Demek ki Steffi kadın ismi demekmiş. Müde sein de ne demekmiş? Yorgun olmak demekmiş. Sonraki cümleye baktığımızda wenig neydi arkadaşlar? Wenig az demekti. Değil mi? Sie haben geschlafen. Evet, schlafen perfekt hali neydi? Haben geschlafen. Tabi burada da gene mastar halde yazdım ki bunu da ne yapalım? Cümlenin içerisine çekimlenmiş olarak sokalım. Şimdi bugün düzeltiyorum. Steffi yorgun diyeceğim. Çünkü az uyku uyudu. Değil mi? Az uyudu. Dolayısıyla ne diyeceğim? Steffi ist müde. Değil mi? Burada da ne diyeceğim arkadaşlar? Şimdi while cümlesini bir yana atalım. Ne demeye çalışacağız? O az uyku uyudu. Ne yapacağız? Sie haben geschlafen ne olacak arkadaşlar? Sie'ye göre çekimleyeceğim. Yani üçüncü tekile göre. Dolayısıyla bu ne olacak? Sie hat wenig geschlafen. Öyle değil mi? Demek ki sie hat wenig geschlafen bu cepte ve Steffi ist müde bu da cepte. Şimdi bu iki cümleyi ne yapacağız? While ile neden sonuç ilişkisine sokacağız. Dolayısıyla ne yapıyoruz arkadaşlar? Steffi yorgun. Çünkü az uyudu. Dolayısıyla Steffi ist müde, weil sie wenig geschlafen hat. Steffi yorgun, değil mi? Çünkü az uyudu demiş oluyoruz. Şimdi bu yapıyı başa getirip pekala gene bir neden sonuç ilişkisi kurabiliriz. Dolayısıyla buradaki weil sie wenig geschlafen hat buraya aldığımızda sie yerine Steffi'yi alalım. Dolayısıyla ne olacak burası? Weil Steffi wenig geschlafen hat şeklini alacak değil mi? Aslında o şekli koruyorum. Virgülle ayırıyorum ve eylemle devam ediyorum. Ist sie müde? Toparlayacak olursak bu cümleyi. Weil Steffi wenig geschlafen hat. Ist sie müde demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Heute kommt Hans spät. Weil viel Arbeit hat. Heute kommt Hans spät, weil viel Arbeit hat. Weil Hans heute viel Arbeit hat, kommt heute spät. Weil Hans viel Arbeit hat, kommt heute spät. Steffi ist müde, weil sie wenig geschlafen hat. Steffi ist müde, weil sie wenig geschlafen hat. Weil Steffi wenig geschlafen hat, ist sie müde. Weil Steffi wenig geschlafen hat, ist sie müde. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Burada da gene öğeleri görüyoruz. Bu öğelerden ne yapmamız gerekiyor? Cümleler kurmamız gerekiyor. Lena, bu bir kadın ismi arkadaşlar. Morgen, yarın demek. Nicht kommen, bu da zaten bariz bir şekilde gelememek değil mi? Können de modal fiilimiz değil mi? Können yapabilmek anlamına geliyor. Abholen neydi arkadaşlar? Uğrayıp almak anlamına geliyor değil mi? Uğrayıp almaktan kasıt ne olabilir? Söz gelimi bir arkadaşımızı işte iş yerinden uğrayıp alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz gibi düşünelim. Ya da işte ne olabilir? Bir çocuğu işte kreşten, anaokulundan uğrayıp alıyoruz gibi düşünelim abholen'i. Bu da gene ayrılabilir fiiller kapsamında düşünülmesi gereken bir fiil. Ihren Bruder, evet burada değil mi? Kardeşini ya da abisini anlamına gelen bu bir ne olmuş oluyor? Bir kadının abisi ya da erkek kardeşi anlamında değil mi? Yani bu durumda Lena'nın erkek kardeşi ya da abisi gibi düşünülebilir. Şimdi baştaki öğelerle bir cümle oluşturacak olsaydık ne olurdu? Lena ile başlayalım isterseniz.
Können var. Bakın burada können var. Ne yapmamız gerekiyor bunu? Lena formuna değil mi? Buna göre çekimlememiz lazım. Dolayısıyla Lena kann morgen nicht kommen olacak değil mi? Bu bir cümlemiz. Bu cepte bulunsun. Lena kann morgen nicht kommen. Bir sonrakine bakalım. Abholen wir ihren Bruder. Bunu da gene bir cümle olarak oluşturacak olursak ne olacak o zaman? Lena holt ihren Bruder ab. Değil mi? Yani Lena kardeşini ya da abisini ne yapıyor? Uğrayıp alıyor gibi. Peki şimdi biz bunu, bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ve while ile bir araya getirdiğimizde ne yapacağız? Bakın burada az önce kurduğumuz cümle Lena kann morgen nicht kommen. Lena yarın gelemiyor. Çünkü neden? Weil sie ihren Bruder abholt. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Abholen cümlenin sonuna gitmiş ve dikkat edin arkadaşlar, abholen ayrılabilir fiil olmasına rağmen ne olmuş? Abholt mastar halde çekimlenmiş. Yani abholen ne olmuş? Abholt olmuş. Biz ne yapar yani normal bir cümle kuracak olsaydık ne olurdu bu? Mümkün olmazdı. Ne derdim? Lena ya da sie holt ihren Bruder ab derdik. Ancak demek ki while cümlesi olduğunda ne oluyormuş arkadaşlar? Ayrılabilir fiil ne oluyor mastarda? Kalmamakla beraber bir de üstüne çekimleniyor. Değil mi? Çekimlenmiş oluyor. Dolayısıyla bu cümleyi toparladığımızda Lena kann morgen nicht kommen, weil sie ihren Bruder abholt demiş oluyoruz. Diğer türlü de söyleyebilirdik. Sebebi cümlenin başına da getirebilirdik. Ne diyecektik? Kardeşini uğrayıp alacağından dolayı yarın gelemiyor. Dolayısıyla weil Lena değil mi? Bakın oradaki Z yerine Lena'yı yerleştiriyoruz. Dolayısıyla weil Lena ihren Bruder abholt virgülden sonra ne olacak? Eylem. Ancak burada modal fiil varsa ki var. Modal fiille devam etmemiz gerekiyor. Kann sie morgen nicht kommen? Yarın gelemiyor. Dolayısıyla bunu da bir toparlayalım. Weil Lena ihren Bruder abholt, kann sie morgen nicht kommen demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Stefan, bu bir erkek ismi. Traurig sein, evet bu da gene mastar halde olan bir durum. Üzgün olmak demek ki traurig sein. Bu bir cümle. Diğer cümleye bakalım arkadaşlar. Daha doğrusu öğeleri. Bunu bir cümle haline getireceğiz birazdan. Seine Freundin, bakın seine Freundin, die Freundin neydi? Kız arkadaş. Dolayısıyla seine Freundin, bir erkekten bahsediyoruz değil mi? Onun kız arkadaşı derken seine Freundin diyoruz. In Polen, Polonya değil mi? Im Winter, evet bu neydi arkadaşlar? Mevsimlerden. Kış değil mi? Im Winter. Bleiben de durmak, kalmak anlamına geliyor. Şimdi öncelikle bunu bir anlamlı bir cümle haline getirelim. Ne yapacağız? Sein Stefan, üçüncü tekile göre çekimlediğimizde Ich bin, du bist, er, sie, es, ist. Dolayısıyla Stefan ist traurig. Stefan üzgün bu cepte. Diğer cümleye bakıyoruz şimdi. Seine Freundin ne olacak arkadaşlar? İkinci pozisyona neyi alacağım? Eylemi alacağım. Yani bleiben'i. Ve bu ne olacak o durumda? Seine Freundin bleibt im Winter in Polen. Tabi diğer öğelerle dilediğim gibi oynayabilirim. Değil mi? Şimdi ne yapalım? Diyelim ki Stefan üzgün. Çünkü kız arkadaşı kışın Polonya'da kalıyor. Değil mi? Dolayısıyla ne yapacağız? Stefan ist traurig. Virgülümü koydum ve weil cümlesini oluşturuyorum. Weil seine Freundin im Winter in Polen bleibt. Ne oldu? Eylemin bleiben olması gerektiği gibi cümlenin sonuna gitmesi gerekiyor. Değil mi? Çünkü weil burada iki cümleyi birleştirmiş. Peki bunu cümlenin başın haline getirecek olsaydık ne olurdu? Aynı kalıbı alacağım arkadaşlar. Weil seine Freundin im Winter in Polen bleibt. Virgülümü getirdim.
ist Stefan traurig? Değil mi? Kız arkadaşı kışın Polonya'da kaldığından dolayı Stefan üzgün demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Lena kann morgen nicht kommen, weil sie ihren Bruder abholt. Lena kann morgen nicht kommen, weil sie ihren Bruder abholt. Weil Lena ihren Bruder abholt, kann sie morgen nicht kommen. Weil Lena ihren Bruder abholt, kann sie morgen nicht kommen. Stefan ist traurig, weil seine Freundin im Winter in Polen bleibt. Stefan ist traurig, weil seine Freundin im Winter in Polen bleibt. Weil seine Freundin im Winter in Polen bleibt, ist Stefan traurig. Weil seine Freundin im Winter in Polen bleibt, ist Stefan traurig. Sıradaki örneğe geçelim arkadaşlar. Anna wütend sein. Evet, wütend sein arkadaşlar. Bu da gene mastar halde olan bir eylem. Wütend öfkeli demek arkadaşlar. Öfkeli olmak demek ki wütend sein demek. Anna bu da bir kadın ismi. Ihr Freund demek ki ihr Freund onun erkek arkadaşı değil mi? Ihr Freund haben vergessen. Bakın burada haben vergessen arkadaşlar unutmak demek ve bu da perfekt yapıda. Öyle değil mi? Der Kuchen bu da pasta demek arkadaşlar. Şimdi vergessen denildiğinde acaba ne anlamalıyız? Bu nominatif, akusatif, datif olarak şöyle bir soracak olsam sizce ne olabilir? Pastayı unutmak derken bu hangi kapsamda olacak arkadaşlar? Akusatif olacak öyle değil mi? Dolayısıyla pastayı unuttu değil mi? Şimdi diyeceğiz ki Anna öfkeli çünkü erkek arkadaşı pastayı unuttu. Ama bundan önce isterseniz arkadaşlar bu iki cümleyi öncelikle bir oluşturalım. Ardından weil ekleyelim. Buraya baktığımızda Anna wütend sein. Anna üçüncü tekil olduğu için ne olacak arkadaşlar? Anna ist wütend diyeceğiz değil mi? Demek ki Anna ist wütend, Anna öfkeli. İkinci cümleye baktığımızda arkadaşlar buradaki özne ihr Freund. Dolayısıyla ihr Freund bakın burada perfekt yapı olduğundan dolayı değil mi? Bir dili geçmiş söz konusu. Ihr Freund hat den Kuchen vergessen. Arkadaşı pastayı unuttu derken ihr Freund hat den Kuchen vergessen. Şimdi iki cümleyi bir araya getirelim. Bunu yaparken de weil'i işin içerisine katalım. Anna öfkeli çünkü ne olacak arkadaşlar? Anna ist wütend, virgülümü getiriyorum. Weil ihr Freund, çünkü arkadaşı, den Kuchen vergessen hat. Değil mi? Bakın, olması gereken yerlerde eylem değil mi? Sonda ve yardımcı eylemimiz haben cümlenin sonunda olmuş oluyor. Dolayısıyla weil ihr Freund den Kuchen vergessen hat ile sonlanmış. Dolayısıyla toparladığımızda bu cümleyi Anna ist wütend, weil ihr Freund den Kuchen vergessen hat demiş oluyoruz. Ben pekala weil ile de başlatabilirdim. O zaman ne diyecektim? Weil ihr Freund den Kuchen vergessen hat. Bakın bu yapıyı aynen buraya taşıdım. Virgülle ayırdım. Ve virgülle ayırdıktan sonra bu sefer ne yapacağım? Eylemi işin içerisine katacağım. Eylemimiz hangisi? Sein. Yani ist. Değil mi? Dolayısıyla ist Anna wütend. Toparlayalım. Weil ihr Freund den Kuchen vergessen hat. Ist Anna wütend demiş oluyoruz. Ve son örneğe geldi sıra arkadaşlar. Son örnekte evet yapıları öncelikle bir inceleyelim. Ich anrufen, evet bu ayrılabilir fiil. Neydi anrufen arkadaşlar? Telefon açmak demekti. Claudia, bu da bir kadın ismi. Sie haben, evet. Geburtstag, neydi? Doğum günü, heute, bugün, evet. Dolayısıyla ben Claudia'yı arıyorum dediğimde ne diyeceğim? Ayrılabilir olduğundan dolayı. Ich rufe Claudia an diyeceğim değil mi? Ich rufe Claudia an. Onun bugün doğum günü var derken
Sie hat heute Geburtstag ya da ne diyebilirdim? Heute hat sie Geburtstag değil mi? Dolayısıyla buradaki örnekte ben sie hat heute Geburtstag yapısını ele aldım. Şimdi bu iki cümleyi weil ile birleştirdiğimizde ne yapacağız? Ich rufe Claudia an, virgülümü getirdim. Weil sie heute Geburtstag hat. Ne oldu? Eylemim çekimlenmiş olarak cümlenin sonunda değil mi? Ben Claudia'yı arıyorum çünkü bugün onun doğum günü. Dolayısıyla ich rufe Claudia an, weil sie heute Geburtstag hat. Weil'i başa getirelim. Weil Claudia heute Geburtstag hat. Bakın ayrılabilir fiil ama ne oluyor arkadaşlar? Ayrılabilir fiil olsa bile bakın burada modal fiil olmadığından dolayı ne olmuş? Olağan bir şekilde değil mi? Ayrılabilir fiil kökü rufe ile devam ediyor. Rufe ich sie an. Değil mi? Dolayısıyla weil Claudia heute Geburtstag hat, rufe ich sie an. Öyle değil mi arkadaşlar? Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Anna ist wütend, weil ihr Freund den Kuchen vergessen hat. Anna ist wütend, weil ihr Freund den Kuchen vergessen hat. Weil ihr Freund den Kuchen vergessen hat, ist Anna wütend. Weil ihr Freund den Kuchen vergessen hat, ist Anna wütend. Ich rufe Claudia an, weil sie heute Geburtstag hat. Ich rufe Claudia an, weil sie heute Geburtstag hat. Weil Claudia heute Geburtstag hat, rufe ich sie an. Weil Claudia heute Geburtstag hat, rufe ich sie an. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde while cümlelerini görmüş olduk. Tabii while cümlesi yanı sıra ne yapıyor oluyoruz zaman zaman bu zaman zaman demeyelim. Her defasında belki de değil mi? Diğer kelimeleri, yapıları, sıfatları, başka başka ayrılabilir fiiller olsun, zarflar olsun, zamanlar olsun bunları da görmüş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Tschüss.